Zaman harbiden hızlı akıp gidiyor. İçine etmekten büyük zevk aldığımız dünyamız ise zamandan çok daha hızlı bir şekilde değişiyor. Benim için daha dün denilebilecek bir zaman diliminde, yani 1980'lerde Amerika süper güçlerden sadece bir tanesiydi. Karşısında da herkesin ezbere bir şekilde nefret edip pek de tanımaya veya anlamaya niyetli olmadığı bir Sovyet komünist sistemi vardı. Bizim gibi var olmak, hayatta kalmak için Batı'nın yardımına muhtaç ülkeler için komünizm kötüydü, öcüydü. Ancak o zamanlar Sovyet sisteminin ne kadar çürük olduğunu, kendi ayakları üzerinde durmakta bile zorlandığını bilmiyorduk. Yıkılması da kartondan bir evin yıkılması kadar kolay ve nispeten de barışçıl bir şekilde oldu. Genelde imparatorluklar yıkılırken arkalarında bir toz bulutu ve bir kan gölü bırakırlar. Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından birkaç bölgesel anlaşmazlık hariç öyle büyük yıkımlar yaşanmadı. Oluk oluk milyonlarca insanın kanı dökülmedi. 1991 yılında Sovyetler Birliği son nefesini verince de dünya tek kutuplu bir hale geldi. Amerika tek süper güç olarak kaldı, kısa bir süreliğine dünyanın jandarması rolüne de soyundu. 1990'lar açıkçası bir iyimserlik 10 yılıydı. Komünizm çökmüş, dünyamız daha güzel bir yer olmuştu. Bize anlatılan oydu, biz de yemiştik bu dolmayı. Tek kutuplu bir dünyada yaşıyorduk artık. Çin'in ekonomik olarak Amerika'ya kafa tutmaya başlamasına daha bir 20 yıl vardı. Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş döneminde komünist bloğunu bölmek ve Sovyetler Birliği'nin altını oymak adına büyük oranda kendi yarattığı Çin'in ekonomik kalkınmasından korkmaya başlayacaktı. Ama o korkuların başlamasına daha yıllar vardı. 1990'larda Amerika yenilmez, yıkılmaz görünüyordu. Ancak 11 Eylül'den sonra Amerikan gücünün, hüdükten başka bir şey olmayan George Bush'un ellerinde varayoğa keyfe keder bir şekilde kullanılması, 11 Eylül saldırısıyla hiç alakası olmayan Irak'ın işgali ve Amerika'nın geride bıraktığı yıkım ve aslında Irak işgalinin haksız olduğunun ortaya çıkması derken, hem Amerika'nın zaten genellikle eleştiri konusu olan imajı daha da çizildi, hem de istediği ülkeyi işgal etmenin aslında zafer getirmediği de ortaya çıktı. Aynı şekilde Afganistan'da Taliban'la anlaşıp defolup gitmek zorunda kaldı. Bütün bu rezilliklerine rağmen ABD hala dünyada tayin edici bir güç. 1990'ların sonundaki Fransa Dışişleri Bakanı sosyalist kökenli Hubert Védrine, Amerika'nın bu tartışmasız üstün konumundan oldukça şikayetçiydi. Biz Fransa olarak tek kutuplu bir dünyayı kabul edemiyoruz. Tek kültürlü bir dünyayı da benimsememiz imkansız. Tek bir gücün dünyaya şekil ve nizam vermesine de itiraz ediyoruz kardeşim, demişti. Amerika'ya da hiper güç adını vermiş. Ona göre hiper bir güç kabul edilemezdi. Bana kalırsa haklıydı adam. Her istediğini yapabilecek konuma ulaşmış bir devlet, aynı zamanda her despotizmi de yapardı. Fransız Bakan Védrine her ne kadar hiper güç kelimesini olumsuz anlamda kullanmış olsa da temel öneme sahip tarihsel bir gelişmeyi de yakaladı adam. Védrine'in tanımladığı gibi Amerika Birleşik Devletleri bütün kategorilerde baskın ve etkin bir hale gelmişti. Yalnızca ekonomik, askeri ve teknolojik üstünlük elde etmekte kalmamış, aynı zamanda tavırların, kavramların, dilin ve yaşam tarzlarının belirleyicisi olmuştu. Tabii bu anlattıklarım 1990'lar için geçerliydi. Sovyetler Birliği gitmiş, mirasçısı Rusya bir kargaşanın içine düşmüştü. Hızlanmakta olan ekonomik kalkınmasına rağmen Çin ise hala oldukça gerilerdeydi. Ancak aradan geçti 30 sene. Köprünün altından çok sular aktı. Bütün kategorilerde Amerika'nın üstün konumda olduğu iddiası eskisi gibi kulağa doğru gelmiyor. Evet, Amerika hala dünyanın en güçlü askeriyesi ve ekonomisi, ancak başka birçok cephede biraz örselenmiş gözüküyor. Yer yer oldukça zor durumda kalmış, güveni sarsılmış, itibarı zedelenmiş. Irak ve Afganistan'da kendi uydurduğu savaşa 100 milyarlarca dolar akıtarak saçma sapan işlerin altına imza atmış. Amerika kaynaklarını böyle aptalca harcaya dursun, bir yandan Çin, diğer yandan Avrupa Birliği pozisyonlarını değiştirerek daha iyi, daha etkin bir konuma gelmek için mücadele etmeye başladılar. Bu bilhassa Çin için böyleydi. Dünya nüfusunun neredeyse 1/5'ine sahip olan bu ülke, yüzyıllar boyunca süren bir durgunluğun ardından şu aralar hız biraz kesilmiş gibi görünse de büyük bir ekonomik patlama yaşıyor. Tabii bu ekonomik kalkınmışlığı siyasi angajmanlarının artışı izliyor. Büyümekte olan ekonomisi için gereken ham maddeleri, enerjiyi, şunları bunları elde edebilmek, ürettiklerini de satabilmek için dünyanın çeşitli bölgelerinde siyasi hamleler yapıyor. Ve bu yeni durumda hegemon güç olarak Amerika'nın hiç hoşuna gitmiyor. Allah korusun diyelim, ama Çin ile Amerika arasında 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar pek çok kez Avrupa'yı sarsmış olan ekonomik savaşların bir benzeri şu ya da bu şekilde doğrudan veya vekaletler aracılığı ile kopabilir. Avrupa Birliği ise hem ABD ile yaklaşık olarak aynı nüfusa hem de neredeyse aynı zenginliğe sahip. Ancak ne askeri ne de siyasi yetki açısından Amerika'nın yanına yaklaşabilir. Bu durumu gören eski başkan Trump, "Avrupa'nın savunma masraflarını çekmek zorunda değiliz." diyerek aslında Avrupa Birliği ülkelerinin savunmaya daha çok para harcamalarını, Amerika'nın üzerinden bu mali yükü almalarını istiyordu. Haklıydı adamcağız.
Çin, Avrupa Birliği veya belki de ilerideki bir zaman diliminde Hindistan gibi başka bir rakip Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakabilir mi? Ya da en azından çok kutuplu bir dünya düzenini yeniden kurmak için yeterli güce sahip olabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri hegemonik konumundan düşer mi, düşmez mi? Ya da şöyle soralım. ABD dünyaya ayar verme gücünü kaybederse ne olacak? Böyle radikal bir değişikliğin ne dünya ne de Amerika için iyi olmayacağını iddia edenler var. Mesela Harvard Üniversitesi'nde kürsü sahibi, anlı şanlı ve de faşist, white supremacist tarihçi Niall Ferguson'a bakılırsa, dünyanın pek çok yerinde her an kopabilecek soykırımlarla, uluslararası hukuku hiçe sayan haydut devletlerle ve liberal dünya düzenini yıkmaya kararlı terör örgütleriyle başa çıkmak için dünyamızın bir Amerika İmparatorluğu'na ihtiyacı var. Vay vay vay. Niall Ferguson hem iyi hem de üretken ama aynı zamanda bir o kadar da sorumlu bir tarihçi. Ama sözü dinleniyor adamın. Ölmüş gitmiş Henry Kissinger bile zamanında kendi biyografisini yazması için Niall Ferguson isminde bayağı bir ısrarcı oldu. Bana kalırsa, ki bana kalanı pek çoğunu sevmeyeceksinizdir, ABD bir gereklilik. Onun çekip gittiği anda doğacak boşluğu Çin doldurursa halimiz duman olur. Amerika hem uzak hem de yakın geçmişte işlediği pek çok uluslararası suçlara rağmen oturulup konuşulacak, ikna edilmeye çalışılabilecek, makul bir seviyede de olsa anlaşılabilecek emperyalist bir güç. Çin ise tam tersi. Henüz Çin'in Amerikanvari bir emperyalizmini görmedik. Ancak iyi kötü Çin tarihi dersi alıp, Çin tarihi hakkında birkaç düzine kitap okumuş birisi olarak ve çok büyük bir önyargıyla söylüyorum. Amerika gider de yerine Çin gelirse Amerika'yı çok ararız gibime geliyor. Tabii ki Amerika güzellemesi yapacak değilim ama başa illa kötü veya çok kötü gelecekse kötüyü tercih ederim her zaman. Tabii Amerika yerine geçecek yeni süper güç olarak Türkiye'yi tercih ederim diyerek dinci, milliyetçi, makarnacı, ahmak sürüsünü sevindireyim diyorum ama biliyorsunuz zaten Sayın Yüceler Yücesi liderimiz sayesinde yeni süper güç çoktan Türkiye oldu. En azından Türkiye'nin yarısı, yani şöyle bir 40 milyonluk, bacağındaki donu bile çalınmış ak sığır kitlesi öyle olduğumuzu zannediyor. Günümüz dünyasında hemen herkesin kabul ettiği gerçek, Amerika'nın şu an itibariyle hala çok güçlü olduğu. Ancak bazı titreme emarelerinin görüldüğü ve karşısına çeşitli açılardan yeni rakiplerin çıktığı. Ve asıl merak konusu olan ise Amerika'nın bu yeni rakiplerle nasıl başa çıkacağı ve hegemonik konumunu nasıl koruyabileceği. Görünen o ki Çin'e karşı belki bir 10 yıldır giderek artan bir ABD operasyonu var. Çin'in Uygur Türklerine olan baskısını, soykırımcı politikasını bu bakımdan okumakta fayda var. Barış zamanı sınır boylarında meskun 20 milyonluk bir azınlık kurup 1,5 milyarlık Çin için asla sorun olmaz. Ancak sıcak savaş zamanı, hele hele işlerin ters gitmeye başladığı bir anda bu 20 milyon insan Çin'e çok acı faturalar çıkarabilir. Çin devletinin Uygurlara karşı yürüttüğü soykırımsal politikaları onayladım anlamına gelmesin bu. Olayı etik değil, power politik açıdan ele alıyorum. Neyse işte, Amerika hegemon gücünü kaybetme korkusu yaşayan ilk büyük süper güç değil. Geçmişte dünya gücü haline gelebilmiş imparatorluklar da benzer acılar çektiler ve çeşitli nedenlerle çöküp gittiler. Bu çöküşler ya zamana yayıldı ya da bir kuşak içinde aniden oldu bitti. İmparatorlukların yükselişi ve çöküşü hakkında oldukça geniş bir külliyat var. Konu hakkında tarihçiler 2500 yıldır yazıp çiziyorlar. Bir imparatorluk neden çöker sorusuna farklı cevaplar da veriyorlar. Mesela Atina İmparatorluğu'nun çat dadanak çöküşü konusunda o döneme Yunan tarihçisi ve bana kalırsa insanoğlunun ürettiği ilk gerçek tarihçi Tüyüklides suçu demokrasiye atar. Atina şehir devletinin yaşadığı krizlerin çözümünde demokrasi yetersiz kaldığı gibi krizleri de derinleştirdi iddiasını ortaya atar. Veya gene dev bir tarihçi olan Edward Gibbon'a göre 1000 yıllık Roma'nın çöküşünde suç Hristiyanlığındır. Çünkü Hristiyanlık Roma'nın savaşçı ruhunu törpülemiştir. Benim gençlik dönemimde çok okunan, çok da takdir gören Paul Kennedy ise İngiliz İmparatorluğu'nun çöküşünün sebebini aşırı genişlemesinde bulur. Bu adamın İş Bankası yayınlarına çıkmış Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşünü mutlaka okuyun. Ben daha lisedeyken okumuştum. Bu yaşa gelmişsiniz ve hala okumamışsanız ayıp yani. Sonra da kalkıp tarihi seviyorum falan diyorsunuz. Olmaz olsun böyle Sevgi. Bir imparatorluk veya uygarlık neden çöker konusunda Jared Diamond da farklı bir şeyler söyler. Bu adamın bayağı bir belgesel çekmişliği de vardır. YouTube'da videolarını bulabilirsiniz. Jared'in çöküş kitabında ele aldığı iddiasına göre bir imparatorluk, hatta bir uygarlık, tabiatın aşırı sömürülmesi ve doğal kaynakların yok edilmesiyle çöker. Aslında imparatorlukların tarihi, kuruluşları, iç dinamikleri, yükseliş ve çöküşleri gibi konular son derece zevkli konulardır. Bu mevzu hakkında bir hayli de kaynak bulursunuz. En azından İngiliz dilinde mebzul miktarda kaynak vardır. Hani memleketimizde bu konuya yoğun bir şekilde
ideolojik angajmanlardan bağımsız olarak adam gibi eğilen tarihçilerin sayısı biraz fazla olsaydı, mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun neden yeniden hayata geçirilemeyeceğini en başta Ahmet Davutoğlu olmak üzere bizim gerizekalı hayalperestleri anlatmak belki mümkün olabilirdi. Ancak ne var ki şansınıza benim gibi hercai ve de verimsiz birimden imparatorluklar nedir konusunu dinleyeceksiniz artık. Ben de eldeki kaynaklar el verdiği ölçüde bir toplum veya devlet nasıl sadece büyük bir güç değil, aynı zamanda dünyaya hakim bir güç haline gelebilir, böyle bir hakimiyete ulaştıktan sonra onu ne yıkabilir gibi mevzularda bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Tarihte büyük güçlerin ve imparatorlukların yükselişi ve düşüşünden nasıl bir dersler çıkarabiliriz? Ocağı hanım Türkiye'nizden bir büyük güç çıkar mı, çıkmaz mı gibi konuların kenarından da olsa değinmeye çalışırım artık. Mesela Roma İmparatorluğu ile modern Türkiye'yi karşılaştırırsak, aradaki benzerlikleri veya farklılıkları yansıtmaya çalışsak ne güzel olurdu. Ders çıkarır mıyız derseniz, hayır, ders çıkarmayız. Bizim en önemli özelliğimiz ya da özelliksizliğimiz, tarihten hiç ders çıkaramayışımız, hatta daha da kötüsü, ideolojik angajmanlarla kafayı bozmuşların sayesinde hep yanlış ders çıkarıp, hem günümüzü hem de geleceğimizi berbat etmemiz. Bu imparatorluk serisi boyunca sürekli olarak dile getireceğim tez şöyle bir şey olacak. Bütün muazzam farklılıklarına rağmen tarihte kendine şu ya da bu şekilde yer bulmuş dünya güçlerinin yükselişe geçtiği, hegemonik bir güç haline geldiği dönemlerdeki ortak özellikleri olağanüstü çoğulcu ve hoşgörülü olmalarıydı. Temel tezimiz bu. Tabii bu çoğulculuğu ve hoşgörüyü bu imparatorlukların kendi dönemlerindeki standartlara göre değerlendirmek lazım. Yoksa imparatorluk dediğiniz devlet modeli aslına bakılırsa son derecede kanlı bir organizmadır. Savaştan beslenir bir kere. Büyük katliamların da altına imza atmıştır. Bütün bu olumsuzluklarına rağmen ele geçirdiği bir coğrafyada gücünü bir kere konsolide edince gene aynı kanlı imparatorluk bir anda bir barış böcüğüne dönüşüverir ve egemenliği altındaki coğrafyalara barış ve refah getirirdi. Bu ise gene altını çizerek söylüyorum ancak çoğulculuk ve hoşgörü ile oluyordu. Aslına bakılırsa hegemonik bir güce ulaşmak için hoşgörü her durumda vazgeçilmez bir şarttı. Ve gene aynı derecede çarpıcı bir şekilde imparatorluğun gerilemeye başlaması ve çöküşe geçmesi, hoşgörü ortamının yok olması, yabancı düşmanlarının şaha kalkması ve ırksal, dinsel ya da etnik saflık takıntılarının devlet yönetimine hakim olmasıyla başladı. Aslında işin püf noktası şudur. Bir imparatorluğun gerilemesinin tohumlarını eken şey aynı zamanda onun yükselişini mümkün kılan hoşgörüydü. Ancak insanın neredeyse beynini dumura uğratacak bir çelişki tam da burada yatıyordu. Neredeyse her durumda bir imparatorluğun hegemonik güç olmasını mümkün kılan hoşgörü eninde sonunda bir doyma noktasına varıyor ve ardından çatışmayı, nefreti ve şiddeti tetikliyordu. Hegemonik güç derken neyi kastettiğimi açıklamaya çalışsam iyi olur. Aslında bu terimi tanımlamak oldukça da zordur. Özellikle de gemiler, uçaklar ve teknolojinin büyük ölçüde küçülttüğü dünyanın 2000 yıl hatta 500 yıl önceki hali bile şimdikinden çok daha büyük olduğunu göz önüne aldığımızda bu böyledir. Roma İmparatorluğu'na kelimenin tam anlamıyla ilk hegemonik dünya gücü derler. Halbuki Roma'nın hükmü büyük oranda sadece Akdeniz coğrafyasıyla sınırlıydı. Ötesine geçtiği anda karanlık bir dünyanın içine bir bilinmezliğe adım atıyordu. Aynı dönemde dünyanın diğer ucunda başka bir büyük imparatorluk, Han Hanedanı egemenliğindeki Çin vardı. Ve Roma'nın burayla doğrudan neredeyse hiçbir bağlantısı yoktu. Ve aynı şey Çin için de geçerliydi. Büyük bir coğrafyada hüküm sürüyor ancak sınırlarının ötesine geçtiğinde gözüne far tutulmuş tavşan gibi kala kalıyordu. Ancak bütün yetersizliklerine rağmen her iki imparatorluk da çevredeki halklar için bir cazibe merkeziydi. Aynı zamanda çekinilen, korkulan ama bunların ayaklarına basmayalım ki bizi ezip geçmesinler denilen büyük güçlerdi. Ve evet bu yönleriyle hem Roma hem de Han Hanedanlığının yönetimindeki Çin hegemonik güçlerdi. Aynı şeyleri mesela Aztekler için söylemek de mümkündü. Aztekler de kendi ölçeklerinde veya kendi çaplarında diyelim bir dünya gücüydüler. Ama işte tarihte ne Roma ne de Çin gibi kendilerine yer bulabildiler. O halleriyle de bulabilmeleri zaten imkansızdı. Sebebini açıklamaya çalışırsak birkaç tane faktör öne sürülebilir. Mesela toprak büyüklüğü bakımından Roma şöyle bir 3-4 milyon kilometre kareyken Azteklerinki sadece 100 bin kilometre kare civarındaydı. Roma'nın hakimiyeti altındaki nüfus da gücünün zirvesindeyken 60 milyondu. Aztekler ise bu rakam sadece 4-5 milyon civarında. Ve en önemlisi Aztekler dünyanın gerisinden izoleydi. Ancak şurası kesindir ki o coğrafyada yaşayan insanlar için Aztekler büyük bir dünya gücüydü. Roma İmparatorluğu gücünün zirvesinde olduğu dönemlerde Han Çin'e de dahil olmak üzere karşısına çıkabilecek bir askeri güç yoktu. Çıkan olursa da dayığı yer otururdu. Ayrıca şu da var. Roma o zamanki dünya teknolojik gelişiminin en ileri noktasındaki toplumlarla rekabet ediyordu.
Ne Helenistik Yunan devletleri ne de İran'daki imparatorluklar Roma'dan askeri teknoloji bakımından geriydiler. Hatta tam tersine Roma yeni askeri teknolojileri bilhassa Helenistik Yunan krallıklarından öğrenip duruyordu. Kısacası Azteklerin aksine Roma yalnızca kendi dünyasında hakimiyet kurmamış, gerçek bir hegemonik güç haline gelmişti. Bir ulusu veya imparatorluğu hegemonik güç olarak değerlendirmek için birkaç kıstası dile getirmek gerekir. Mesela söz konusu imparatorluğun gücü kendi döneminde yaşamış olan rakiplerinden çok daha fazlaysa ona hegemonik güç denir. Başka? Ekonomik veya askeri güç açısından herhangi bir güçten daha aşağı değilse hegemonik güç olma kriterlerinden birini yerine getiriyor demektir. Üçüncü olarak, çok geniş coğrafyalarda çok farklı toplumları etkileyebiliyor, kontrol edebiliyor ve bunların nüfusunu da kendi gücüne eklemleyebiliyorsa, yani yerel veya bölgesel olmaktan çıkıyor, küresel bir güç haline geliyorsa, evet, o bir hegemonik güçtür. Bu bağlamda ne Osmanlı Devleti, ne Habsburglar, ne de 14. Louis Fransız'ı gerçek anlamıyla global bir hegemonik güçtü. Hatta şöyle ki, Soğuk Savaş dönemindeki Amerika bile karşısındaki o zamanın standartlarında son derece güçlü bir rakip olarak görünen Sovyetler Birliği'nin varlığı nedeniyle hegemonik güç olarak ortaya çıkmamıştı. Evet süper güçtü ama hegemonik güç değildi. Yukarıda saydığım güçlerin hiçbirisi, Osmanlı olsun, Habsburglar veya 14. Louis Fransız olsun, birinci maddede geçen tartışmasız güce sahip değillerdi. Hepsinin de son derece zorlu rakipleri vardı. 16. yüzyıl Avrupa'sı için konuşmak gerekirse, Osmanlılar bir kere azılı rakipleri olan Habsburglara tam anlamıyla diz çöktüremiyor, Habsburglar da Osmanlı'yı Macaristan'dan defedemiyorlardı. Lafı tersinden anlayacaklar olabilir. Osmanlı gücün zirvesindeyken büyük bir güç müydü? Evet büyük güçtü. Ama bizim Osmanlıcıların zannettiğinin aksine dünyaya nizam vermiş, küresel ölçekte bir aktör değildi. Yahu en basitinden şunu düşünün. Aslında küçük çaplı sömürgelere sahip bir şehir devletinden başka bir şey olmayan Venediklileri ortadan kaldıramadığımız gibi, bunlardan 1640'larda Çanakkale Boğazı çıkışında blokaj yiyor, 1690'larda bunlara hala toprak, mesela Mora Yarımadası'nı kaybediyorduk. Peki küresel ölçekte hakim bir güç olmak için ne gerektirir derseniz bunun pek çok koşulu var. Mesela teknolojik, askeri ve ekonomik alanlarda da lider durumda olması gerekir ki bu ona rakiplerine göre çok daha fazla kaynak ve bu kaynakları çok daha etkin bir şekilde kullanma imkanı versin. Paran kısıtlı, teknolojin geriden geliyor ama ordun iyi. O zaman ancak kendini ucu ucuna koruyabilir, belki yakın bölgelerdeki küçük veya zayıf düşmüş devletlere veya prensliklere diş geçirebilirsin. Hegemonik bir güç olmanın önündeki en büyük engellerden birisi de devlet geleneğinin çarpık olmasıdır. Mesela Rusya'yı düşünün. Bir dönem süper güç konumunda görülüyordu. Çünkü kendi iç çarpıklıkları Soğuk Savaş döneminde dışarıya sızmadığı için Sovyetler Birliği'nin önüne geleni devirecek süper güç olduğunu düşünüyorduk. Ancak Sovyetler Birliği'nin yani Rusya'nın tarihten gelen devlet geleneği oldukça problemlidir. Bireysel becerileri kırpan, yolan, dımdızlak bırakan bir devlet anlayışına sahiptir. Eski köye yeni adet getirme, başımıza icat çıkarma kültürünün hakim olduğu yerlerde bireysel inisiyatif bastırılır. O zaman da nitelikli adamlarını yabancı devletlere kaptırırsın. Gider fizikçin, kimyacın, matematikçin, mimarın, mühendisin, müzisyenin, iş adamın, burjuvan, yani ülkene bir artı değer katacak her kim varsa memleketten kaçar, göçer, çeker gider ya Avrupa'ya ya da Amerika'ya hizmet eder. Açıkçası bir ülkenin en büyük sermayesi, en büyük zenginliği yeraltı veya yerüstü doğal kaynakları değildir. Bir ülkenin en büyük sermayesinin kaynağında insan yatar. Zeka sahibi, beceri, bilgi, yaratıcılık sahibi insanlardan oluşan bir sermaye. Ülkenin altı üstü her tarafı petrol okyanusu ile çevrili olsa, memleketin her bir yanından altın madenleri Himalayalar gibi göklere yükseliyor olsa da bir işe yaramaz. Şayet bireysel inisiyatif alma yeteneği olanları baskılıyor, bastırıyor, onları nefes alamaz hale getirip başka diyarlara göç etmeye zorluyorsan fakirsin demektir. Fakir kalmaya mahkumsun demektir. Onun için göt kadar Hollanda gider kendisine 20 kat daha büyük Türkiye'ye 1500 kat fark basar. Almanya olamıyorsun, bari Hollanda ol diyeceğim ama sende olabilecek beyin nerede? Ahlakın zaten hiç yok. İtip kalktığın, öteleyip susturduğun yetenekli insanlar Avrupa'ya kaçar, Amerika'ya kaçar, hatta uygun şartları buluyorsa Zimbabwe'ye bile kaçar ama senin gibi bir ahlaksızın hizmetinde kalmaz. Sana kalacak olan ancak Afganistan'dan, Pakistan'dan, Suriye'den gelen, Türk kızlarının selfisini çekip 31 çeken milyonlardır. Bu da senin hak ettiğin bir sonuçtur. Yahu ben Afrika'da Sierra Leone'ye yakacan doktor haberi gördüm Fatih Altaylı'nın bir programında. Yok lan herif cemaatçi, Gülenist falan filan değil. Aldı bütün hastanelerini bir tarafına sok diyerek Sierra Leone'ye giden bir doktor ya akıl hastasıdır ya da adamı Türkiye'deki hastane ortamı akıl hastası yapmıştır.
Sen git 20 yıl para dök, emek ve zaman harcan, yetiştirdiğin binlerce doktoru dünyanın değişik ülkelerine kaptır. Giderlerse gitsinler diye ahmakça sözler salla, ardından da ülkede doktor kalmadı diyerek emekli, ihtiyar, kendine hayrı kalmamış doktorları yeniden göreve çağır ya da Madagaskar'dan doktor getir. Sonra da Osmanlı'yı yeniden kuracağız diye milleti uyut. Bu arada Madagaskar'da doktor olayını da kafadan sallamıyorum. Annemin aile doktoru Madagaskar'dan gelmişti. Lafı lastik gibi uzatıyorum da, şayet bir devletin içinde tolerans, hoşgörü, bireysel inisiyatif özgürlüğü yoksa o ülkeden bir cacık olmaz. Geçmişteki büyük imparatorluklar rakiplerine fark atmak için etnik köken, din veya geçmişe bakılmaksızın dünyanın en iyi ve en parlak insanlarını kendilerine çeker veya elindekileri kaptırmamaya çalışırdı. Bu kural antik çağlardaki Perslerden, Moğollardan, Britanya İmparatorluğu'na kadar her yerde ve her zaman diliminde geçerlidir. Siz bakmayın Arşimet'in öldürülmesine. Romalı komutan Arşimet'i bana canlı bulun dediği halde ahmak bir Romalı asker adamcağızı katletti. O istisnai bir durum. Tabi bu arada hop bakalım bir dakika Moğollar da mı hoşgörülüydü diyenler olabilir. Hatta düşmanlarını kazığa oturtmadan önce kulaklarını burunlarını kestiren Perslere veya beyaz üstünlükçü takılan Britanya İmparatorluğu'na itiraz edecekler de olabilir. Bunlar mı hoşgörü sahibi imparatorluklardı canım itirazı da gelebilir. Ancak cevap bu saydığım imparatorlukların bütün yakıp yıkıcı, yok edici özelliklerine rağmen gene de evettir. Hoşgörüyü tabii ki 21. yüzyıl standartlarında kullanmıyorum. Onlarınki insan hakları evrensel beyannamesinin geçerli olduğu bir çağ değildi. Hoşgörü kelimesiyle Persler ve Pers olmayanlar, Moğol olanlar veya Moğol olmayanlar arasındaki kültürel ve siyasi eşitlikten de bahsetmiyorum. E neden bahsediyorsun hoca diyorsanız şundan bahsediyorum. Bu saydığım bütün imparatorluklardaki yönetici elit grubun egemenlik hakları bir yana, yönetilenler yerli olsun yabancı olsun, imparatorluk içinde yaşamalarına, çalışmalarına, zenginleşmelerine, hatta bok gibi para içinde yüzmelere müsaade edilmesini, hoş görülmelerini, yeteneklerini sonuna kadar kullanmalarına izin verilmesini kastediyorum. Mesela Ermeni bir vatandaşımız gelsin, tamamıyla legal, tamamıyla meşru bir şekilde çalışarak 100 milyar dolarlık bir servet yapsın, fabrikalar kursun, yüz binlerce işçiyi istihdam etsin. Sizce bu mümkün müdür? Bırak Ermeni olmasını, yüz göbek öteden safkan Türk olsa gene de mümkün değildir. Daha önceki söyleşilerden birinde Elon Musk Türk olsaydı ne olurdu şeklinde bir soru sormuştum. O soruya verdiğim, kazığa oturtur, bütün malına mülküne çöker, vatan haini ilan ederdik cevabı halen geçerlidir. Şayet sen farklı dillerden, farklı dinlerden, farklı etnisitelerden insanların kendi toplumunun içinde çalışıp zenginleşmesine, toplum içinde yükselmesine, hatta devlet içinde önemli konumlara gelmesine izin vermiyorsan kusura bakma ama ne bölgesel güç olabilirsin ne de küresel. Herkes biliyordur galiba. Geçenlerde 100 yaşındayken geberip eşek cennetine giden Henry Kissinger, White, Anglo-Saxon ve Protestant değildi. Kendisi Almanya'da doğmuş bir Yahudiydi. Ama bu onun Amerikan devletinin en tepelerine kadar yükselmesine engel olmadı. Önce Amerikan başkanlarına milli güvenlik danışmanı oldu, daha sonra da Amerika Dışişleri Bakanı. Şimdi kafayı dinle, ırkla, Yahudi komplosuyla bozmuş kişilerden ''Ama o Yahudiydi, tabi ona kıyak geçerler'' itirazını yapan embesiller çıkacak. Peki gene aynı konumlara yükselmiş Zbigniew Brzezinski de mi Yahudiydi? Tabii ki hayır. Adam Polonya'da doğmuş, Katolik, Polonyalı bir Beni Adem'di. Adamın Yahudilikle o kadar alakası yoktu ki ailesinin geçmişinde Yahudi pogromlarına katılmak bile vardı. Ama Brzezinski de hem Başkan Johnson'a hem de Başkan Carter'a danışmanlık yaptı. Amerikan dış politikasına yön verdi yahu. Ayrıca kendisiyle tanışmışlığım da var vaktiyle. Hıyarında tekiydi. Elin Amerikalısı dünyanın dört bir yanında diline, dinine bakmaksızın yetenek avcılığı yapıp bulduklarını Amerika'da topluyor. Daha 100 yıl önce sömürdüğü, 50 yıl öncesine kadar da insan muamelesi çekmediği Afrika kökenlilerden başkan çıkarıyorken biz yan taraftaki Alevi komşumuzu kesmenin veya FETÖ'cü ilan edip malına mülküne, karısına hayatına çökmenin planlarını yapıyoruz. Sonra Osmanlı gibi dünya devi bir imparatorluk olacakmışız. Affedersiniz de böyle ahlaksız ahmaklarla bok oluruz.